Şöyle bir hatırlatma yapayım. Konuğumuzu tanıtmaya geçmeden evvel. Lütfen mikrofonlarınızı kapalı tutarsanız sohbetimizden en üst seviyede istifade edeceğinizi düşünüyorum bu noktada. Bu haftaki konuğumuz Sayın Serap Demir hocamız. Hocam, öncelikle seni kısaca bir tanıyalım. Memnun oldum. Sonrasında sunumumuzla başlayalım inşallah. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Merhabalar. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Serap Demir. Aslen Ağrılıyım. İstanbul'dan bu programı gerçekleştiriyoruz. Sosyolog, aile danışmanıyım. Ayrıyeten pedagojik formasyon alarak yaklaşık 4 yıldır özel eğitimli öğrencilerle çalışıyorum. Bunun akabinde çocuk gelişimi bölümüyle devam ettik alanımıza. Çeşitli terapi eğitimleri alarak eğitime halen devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam diyoruz. Ve bizleri bu arada LYSE 4 çatısı altında bir araya getiren Necdet Topçu hocamıza ve Asiye Türkan hocamıza buradan teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet, hocam, bugün belki şeylerden, tanıtımlarımızdan görenler zaten bilecekler. Bu haftaki konumuz ekonominin aileye etkileri. Evet. Bu noktada sizin bilgilerinizden yararlanacağız, bakış açınızdan yararlanacağız. Ve bu noktada şunu belirtelim. Bizim aile bahçesi etkinlikleri üyeleri olarak tabii ki bahçe olunca herkese bir meyve, bir ağaç düştü bir sembol olarak. Bizler de ne yaptık? Nar meyvesini seçtik. Slide'da da göreceksiniz tabii ki pek çok kültürde narın önemli bir yeri var. Bolluk ve bereketin, verimliliğin, üretkenliğin ve çoğalmanın, yeniden doğuşun, insan sağlığının, zenginliğin ve refahın, doğurganlığın, zürriyetin, olağanüstü gücün ve güzelliğin bir sembolü olarak kullanılmış pek çok kültürde. Biz de kendimize Serap hocamızla bu sembolü seçtik. Bu sembolü neden seçtik? Onun içeriğini sanırım programın ilerleyen dakikalarında çok daha iyi anlayacaksınız. Değil mi Serap hocam? Ne dersin? Evet hocam, burada zaten narın ayrıca verdiği bir bereketlik var. Tek bir bütün halinde göründüğü halde içerisi çok kalabalık. Biz de bunu bir kısmı aslında aileye de benzetiyoruz. Bereketin de sembolü olarak da. Dediğiniz gibi slaytımızın ilerleyen dakikalarında, konuşmamızın ilerleyen dakikalarında bunu daha net bir şekilde görmüş olacağız inşallah. Evet, inşallah temenni ediyorum. Güzel bir program olacak. Tekrar katılımcılarımızdan rica ediyorum. Mikrofonlarını kapalı tutarlarsa hem kendileri için hem de bizim programımızın güzel bir şekilde devam edebilmesi için gerekli bir standart olacak bu. Evet hocam, dedik ya hani nardan bahsettik. Nar bizim bir sembolümüz. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi nar aileyi de temsil ediyor. Bir görünmesine rağmen içindeki o tanecikleri bizleri ailenin bireylerini anımsatıyor, değil mi? Evet hocam, biz zaten bu konuyu ele alırken aslında her konunun en başı aile nedir diye başlıyor. Öncelikle bir aileyi tanımlıyoruz. Aslında hepimiz az çok ailenin ne demek olduğunu bazı temel kavramlarla biliyoruz. Fakat şöyle bir göz atarsak ailenin ne demek olduğuyla alakalı. En genel tanımıyla toplumun en küçük yapı taşıdır diye belirtiyoruz. Birbirine doğrudan akrabalık bağıyla bağlı olan yetişkinlerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğu olarak tanımlanabildiği gibi biyolojik ilişki sonucu
insan türünün devamını sağlayan karşılıklı ilişkilerin belli kurallara bağlandığı, toplumdaki maddi manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran toplumsal bir birim olarak da aileyi tanımlayabiliyoruz. Burada bir kuşaktan kuşağa durumları mevcut ve aileyi tanımladıktan sonra geliyoruz, gelelim aile ekonomisi nedir diye bizim can alıcı noktamıza. Efendim, aile ekonomisi nedir diye söylediğimiz vakit, kendimize sorduğumuz vakit, burada bir evin içerisinde bulunan her aile ferdinin geçimlerini sağlamak için ortak oluşturdukları gelir gider tablosu aslında. Bu gelir gider tablosuna tüm aile dahildir, aile bireyleri dahildir. Ve bunu hepsinin aslında düşünmesi gerekmektedir. Ekonomik standartların eve ve aileye uygulanması şeklinde de söyleyebiliriz aslında aile ekonomisini. Aile ekonomisi aslında tüm aile bireylerinin dediğimiz gibi kendi çemberi içerisinde kapsayan ve ailedeki her bireyin içerisinde yer alması gereken bir kurumdur diyebiliriz. Biz aile ekonomisini ele alırken şöyle bir duruma da göz atmalıyız aslında. Aileler, daha doğrusu çiftler daha bir araya gelmeden, yani evlilik öncesine biraz daha gidersek, evlilik öncesinde ekonominin ele alınması gerekiyor. Evlilik öncesinde aile ekonomiyi ele alırız. Burada evlenmeye hazırlanan kişilerin para konusunu açık bir şekilde konuşmaları tabii ki de sağlıklı bir ilişkinin de temellerini atar. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği konuşulur. Bu durumda değerli aslında... hocam, bir dakika lütfen. Değerli katılımcılarımız, lütfen mikrofonlarımızı kapalı tutalım. Evet, buyurun hocam, devam edin lütfen. Şimdi hocam, burada tek bir doğru yoktur diyoruz. Çünkü aileden aileye biriktirme ve harcama konusunda alınmış sorumluluklar işin akışını değiştiriyor asıl. Her ailenin yaşam standartları, aile uyumu ve kültür çerçevesinde işe el konuluyor. Fakat şunu unutmamak gerekir ki aylık gelir ne olursa olsun planlı ve programlı bir şekilde yaşamak aile refahına da katkı sağlar her daim. Bu aşamada çiftler bütün kartlarını açık bir şekilde masaya yatırarak kararlarını bu doğrultuda vermeye özen göstermeliler. Yani kendilerinin olduğundan bir başkasıymış gibi göstermek aile içinde çatışmalara, güvensizliğe, huzursuzluğa kapı aralıyor ileriki dönemlerde. Ve bu aşamada diyoruz ki, şimdi bu aile ekonomisi, aile ekonomisinin amacı nedir, ne işe yarıyor diye. Aile içerisindeki dediğimiz gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak kişilerin aslında yaşam düzeyini yükseltmesidir. Burada hayat kalitesinin iyi olması, daha güzel bir hayat sunacağı için aile ekonomisi de tabii ki çok önemlidir diyoruz. Aile ekonomisi, aile içerisindeki bireylerin temel gereksinimlerini ve evin gelir gider skalasını kontrol etmekte aslında işe yarıyor. Memurlar veya maaşlı sabit işlerde çalışan aileler ekonomisini aylık programlar doğrultusunda yaparken serbest meslek erbabı olan aileler gelir durumlarına göre aile ekonomisinde zaman zaman daraltma ve esnetmeler yapabilmektedir. Hocam, aile ekonomisinin amacına bakıyoruz. Ne işe yaradığına bakıyoruz. Bunları nasıl bir şekilde kullanabilmemiz için tabii ki de bizim bir aile bütçesini oluşturabilmemiz gerekiyor. Bu bütçeyi ele alabilmemiz gerekiyor. Ben burada küçük bir tane atasözü söylemek istiyorum. Söz uçar yazı kalır diye bir söz var. Bu sözü neden en başta söyledim? Şöyle ki bizim aile bütçesinde aslında gelir giderlerin kontrol altına alınmasının temel yolu. Yani kısacası paramızı nasıl harcayacağımıza dair yazılı bir plan. Muhakkak bizim elimizde yazılı bir planımızın olması gerekiyor her daim. En başta dediğimiz gibi söz uçar yazı kalır hesabı üzerine.
Şimdi burada hocam aile bütçesinin bir de önemine bakıyoruz. Evet, aile bütçesi yapılması gerekiyor ama neden önemli diye. Çünkü bizim burada asıl paramızın nerede ve nasıl harcamak istediğimizi belirlememizi sağlıyor aslında aile bütçesi. Bütçe hazırlanırken dışarıdan yenen yemekler var. Fast food gibi vesaire. Bunlar gündelik kıyafetler yahut piyasanın sürekli öne sürdüğü indirim günleri var. Hep duyarız böyle Kasım ayı indirimleri oluyor, haftalık indirimler falan var diye. Aşırı şekilde aslında insanlara yansıtılması, bunun akabinde yaptığımız harcamaların ne kadar plansız ve gayri idari yapılan şeylere para harcandığını fark ediyoruz. Üstelik ay sonunda hesaplanan rakamların da bizi ne derece şaşkınlığa uğrattığını tanık olabiliriz biz burada aslında. Şimdi gelelim ki aile bütçesini oluşturmada ben burada değerli katılımcılarımızın da bu konudaki fikirlerini almak istiyorum. Şöyle küçük bir noktalarla bize değinirlerse aile bütçesi dendiğinde katılımcılarımızın aklına gelen ilk kavramlar neler? Aile bütçesi nedir yani diye ya da aile bütçesi ne şekilde olmalı? Evet, rica edelim katılımcılarımızdan. Aile bütçesi dendiğinde aklımıza ilk gelen birkaç kavramı lütfen chat kısmına, sohbet kısmına yazarlarsa buradan biz de okuruz inşallah. Evet hocam. Birkaç tane okuyalım isterseniz hemen. Çabucak gelmiş. Evet. Gelir gider ve birikim denmiş Didem Akbaş tarafından. Ayşe Başbuğ tarafından. Baştuğ, özür diliyorum. İhtiyaçlar denmiş. Alo. Yasemin Hanım tarafından alım gücü denmiş. Esra Telloğlu tarafından. Aileye katılan her türlü girdi nakit. Yasemin Hanım yine aylık alım gücü demiş. Verinin kumandasından bahsediyor. Özer hanımefendi de gelir gider çizelgesi kısaca diyerek katkıda bulunmuşlar. Evet hocam, çok güzel. Diyorum katılımcılarımızın da destekleri için. Evet, bilinçli ve birikim sahibi değil mi katılımcılarımız? Kesinlikle hocam. Burada katılımcılarımızın interaktifliği de zaten bizim için çok değerli, çok önemli fikirler. Çünkü farklı fikirler bir araya getirerek zenginleşme durumu da doğuyor bizim için. Bizler evet. De bu kısımdan faydalanabiliyoruz çok şükür. İki tane daha sözünüzü keseceğim ama. Didem Hanım yine iktisat demiş. Asiye Marmara hanımefendi de aile içine giren aylık maaşımız. Emre isimli kullanıcı kalbin topladıklarını bedene dengeli bir şekilde dağıtması gibi demiş. Çok evet. Güzel farklı bir ifade oldu. Farklı bir yaklaşım tarzı. Evet. Menekşe Fakı hocamız da ailenin her bireyin ihtiyaç doğrultusunda gelir gider dengesini sağlaması olarak ifade etmiş. Çok güzel, çok isabetli yorumlar değil mi hocam? Evet hocam, kesinlikle. Çok kesinlikle. Tam nokta atışı dediğimiz durumlar evet, var. Yani, evet. Tam onun üzerine gelen yorumlar oldu. Ben hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Evet, şimdi, teşekkür ediyoruz. Evet, biz aile bütçesini oluşturma konusunda nasıl oluşturabiliriz diyerekten ya da neler yapmamız gerekiyor diye bir göz atalım. Şimdi aile bütçesi oluştururken eve giren paranın ne kadar olduğunu hesaplamamız gerekmekte öncelikle. Aile bütçesi içerisinde nereye ne kadar para harcandığını hesaplayacağımız için elimizde toplam ne kadar olduğunu bilmek önemlidir tabii ki de. Bütçe her zaman önemli çünkü. Özellikle aile olunca gelir gideri doğru hesaplamak ve para biriktirebilmek için bütçe yapmak daha da önemli oluyor. Çünkü bizim burada aile diye belirttiğimiz noktada sadece eşler bulunmuyor, çocuklarımız da var bu aile içerisinde ve bu birikimi nasıl yapmamız gerektiğini onlara öğretmek aslında onlara da bir hayat felsefesini vermek babında olabilir. Ve evet, özellikle çocuklara bu dönemlerde aşılanan bir alışkanlık haline getirilen para yönetimi çok çok önemli ileriki yıllarda değil mi hocam? Evet hocam, bu aile içerisinde ben burada şeyi çok öngörüyorum hocam.
kumbara mantığı. Evet. Yani kumbara, hepimizin evinde öncelikle bir kumbaramızın olması gerekiyor aslında. Yani içerisine ne kadar girdiğinin hiçbir önemi yok. Ya burada çocuk bir miktar para toplamanın ne kadar aslında önemli olduğunu, sonra hatta kendisine ait bir kumbarası olabilir. Kumbarasında istediği bir şey vardır örneğin. Evet oğlum ya da kızım, kendi kumbaranda topla, bunu ondan sonra gidip kendi paranla alabilirsin. Burada çocuk kendi kazandığı, Serap biriktirdiği. hocam, şöyle bir şey yapalım. Çok çok özür dileyerek. Ben ara ara bu sesler geldiğinde tamamen sesleri kapatacağım. Sen mikrofonunu aç, olur mu? O Olur şekilde olur. bir şey yapalım. Çünkü katılımcılarımız fazla. Ben teker teker kapatamam. O sebeple ara ara böyle tüm olarak sesleri kapatacağım. Siz açın lütfen mikrofonunuzu. Buyurun. Peki hocam. Aile bütçesini oluşturma konusuna geldik hocam ve pardon, burada çocuğa kumbara durumunu, biriktirme konusunu açıklamaya çalışıyoruz. Çocuğumuza dediğimiz gibi kumbarasını biriktirerek daha sonra istemiş olduğu bir şeyi al, kendi paranla alabilirsin. Bunu gerçekleştirdiğimiz vakit bunu çocuk kendi topladığı bir parayla aldığında onun için daha kıymetli olacaktır. Ve şöyle bir haz öteleme durumu da var. Çok istediği bir şeydir ama bunun için toplaması gerekiyor. Para toplaması gerekiyor. Bu defa çok istenilen isteklerin de belirli bir noktada aslında engellenebileceğini de anlamaya çalışır artık. Ve bu ileriki zamanda aynı şekilde çocuğun para yönetimini sağlamak, kendi parasıyla çocuğa örneğin belli bir miktar veririz. Senin örneğin harçlığın bu kadar. Ama artık çocuğa orada verdikten sonra deriz ki kendi seçimini kendin yap. Kendi seçimini kendin yapmalısın ki aldığın şeyden hoşlansan ya da hoşlanmasan aldıktan sonra bu senin kararın ve kararının sonuçlarına katlanmak tabii ki de yine de sana kalmıştır. Bu Evet, gelişim belki evresine göre değil mi hocam? tabii ki hocam gelişim Yani evrelerine. bütün gelişim evrelerine göre çocuklara yaklaşım tarzı farklı olacaktır. Uyguladığımız metotlar farklı olacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir ilkokul öğrencisiyle bir lise, bir üniversite öğrencisi ya da yetişkinlerle ilgili bu para verme, onlara harçlık verme konusunda farklı metotlar, farklı zaman aralıkları belirlememiz gerekiyor. Evet hocam, şimdi kalkıp da biz ilkokula giden bir çocuğa aylık harçlık veremeyiz. Evet. Bunlar aşama aşama olunması gereken şeyler. Ve üstelik şöyle bir durum vardır. İlkokul çağındaki ya da okul öncesindeki bir çocuğa beraber markete gittiğimiz zaman evet al, bu para senin paranı, istediğini al diye değil. Çocuğun öncelikle alacağı yeri bir daraltmamız lazım. Seçenekleri, yani biz ona İki ya da üç tane önüne verelim. Evet, buradan sen seç ama. Ya burada seçim hakkını çocuğa vermeliyiz. Böyle bir Evet, şey benim o ifade için, o durum için özür dilerim. Kullandığım bir ifade vardır, denetimli serbestlik. çok doğru hocam, çok Yani güzel. istediğimiz şeyler, sonuçta biz ebeveyniz değil mi? Onları yol göstermek, hayata onları hazırlamak için varız. Benim düşüncem şu şekilde, çocuklara özellikle küçük yaşlarda bizi anlayabilecek kapasiteye vardıklarında önüne belli seçenekler koyarak o seçeneklerin içinden seçmesini sağlamak. Bu hem çocukta sabır duygusunu ön plana çıkaracak, hem kendisi seçtiği için başarı duygusunu ön plana çıkarmış olacak, o duyguyu tatmış olacak ve sonrasında seçtiği şeyin de sorumluluğunu almış olacak. Bir şeylerin, yaptığı şeylerin karşılığının olabileceğini öğrenmiş olacak. Ne dersiniz bu konuda? Doğru mudur? Tabii ki hocam. Zaten söylediğiniz çok kilit bir nokta. Almış olduğu kararın sonuçlarını da kabullenme durumu. Tam onu söyleyecektim. Belki bu bazılarımız için hani şöyle düşünebilirler. Çok gaddarca bir durum olacak diye.
Halbuki bunun gaddarlıkla alakası yok. Biz onlara doğru seçimleri yapabilme fırsatını sağlamalıyız ki ileriki zamanda herhangi bir şey yaptıkları vakit, herhangi bir karar aldıkları vakit bu kararlarının sonuçlarına da katlanabilsinler. Bu kararlarının sonuçlarını da bilebilsinler, kabullensinler. Bu şekilde bir ilerlemeyle, aşamayla yol kat edebiliriz inşallah. Bu noktada çok güzel bir yorum gözüme ilişti. Hani metotlardan bahsediyoruz. Esra Telloğlu hocamız şu şekilde bir ifade kullanmış. Pazara götürüyorum ben oğlumu. Ülkenin kalbi pazarlarda demiş. Evet. Çok çok güzel. Aynen. Evet, Şeyda hocamız biraz önceki çocuklara tercih hakkı sunmamız ama bizim tercih ettiğimiz şeyler içerisinden sunduğumuz tercih ile ilgili de tercihte sınırlarını da öğrenmiş oluyor çocuklar diye güzel bir ifadesi var. Yukarıda bir de Şeyda Derya hocamızın başka bir yorumu daha vardı, onu da kaçırmayalım. Terazinin bir kefesi gideri, bir kefesi gelir simgeler. Dengelemek için hesap yapmak gerekir diyor ve gerçekten çok çok isabetli bir ifade olmuş. Aile içinde nasıl, yani bunu biz mikro ve makro olarak düşündüğümüzde, aile bizim mikro bir yapımız. Bir ailenin yapısı direkt olarak zaten topluma da yansır. Aile içerisinde yapılan ekonomik faaliyetler nasıl düzenli olursa, ailelerin bir araya gelerek oluşturduğu toplumda o şekilde bir düzene sahip olacak, değil mi? Kesinlikle. Bir yansımadır aslında. Bu bir yansımadır. Ben sunumun ilerleyen evrelerinde zaten burada bahsedeceğim aslında. Hani biz aileyi toplumun aslında en küçük yapı taşı. Aslında aile bir toplumdur. Toplumun ta kendisidir. Yani burada Evet. Her şeyi öğrenebiliyorlar. Şimdi hocam burada aile bütçesi oluşturma durumuna gelirsek, buraya bir geçelim. Dediğimiz gibi aile bütçesini yapabilmenin temelinde elbette aile içerisinde parayı konuşabilmek geliyor. Bu belki de birçoğumuzun kanayan yarası gibi oluyor. Çünkü parayı konuşabilme durumunu gerçekleştiremiyoruz. Ve aile içinde para konularında şeffaf olmak aile bütçesini doğru yapmamızı sağlar aslında. Herkesin kendine göre para harcama alışkanlıkları vardır. Lakin aynı çatı altında yaşarken ortak bir bütçe oluşturup buna uyabilmek bizi daha da rahatlatacaktır kesinlikle. Burada bir örnek vereyim. Örneğin bir aylık faturamızı elimize alalım. Ve eşimizle birlikte başlayalım gelir gider tablosunu oluşturmaya. Fakat bunu gergin bir ortamda yapmayarak işi daha da zorlaştırmayalım. Anlayış çerçevesi içerisinde karşılıklı olarak zorunlu harcamalar dışında ne derece harcama yaptığımızı. Dışarıda çok fazla bir harcama mı yaptık? Bunu uygun hale getirelim. Giyime mi daha çok harcama yapılmış? Bir sonraki ay bunu yapmaktan biraz kaçınalım. Farkında olmadan yapılan harcamalar aslında yazarak ve üstünde konuşarak daha fazla ortaya çıkar. Bizim eşimizle birlikte yaptığımız bütçe planı gelecek adına yapılacak olan birikim için de daha avantajlıdır her daim. Ve şöyle bir, burada ben bunu da devam ettireyim. Gelir ve giderlerimize baktığımız zaman, yani gelir ve giderlerimizin tablosunu oluşturduğumuz vakit şunu unutmamak gerekiyor aslında. Bizim gelir ve giderlerimizde aylık gelirlerimizin yazılması, maaşlı çalışanın maaşı, varsa ek iş gelirleri, gayrimenkul vesaire bunlar yazılır. Daha sonra aylık gelirlerimizi, masraflarımızı en önemliden önemsize doğru bir sıralama gerçekleştiririz. Bu aylık harcamalarımızda sabit olan evimizin demirbaş dediğimiz bazı giderleri bulunuyor. Örneğin bunlar bizim varsa eğer ev kiramızdır, apartman aidatlarımızdır, kredi kartı borçlarımızdır, okul masraflarımız,
aynı şekilde taksitlerimiz. Bunlar bizim üzerinde tasarruf yapamayacağımız ödemeler. Fakat bir de gider kapsamında lakin her ay ödenen bu tasarruf yapılarak düşebileceğimiz ödemeler de mevcut. Bu ödemelerimiz de faturalarımız, su, elektrik, doğalgaz faturalarımız olur. Gıda market harcamalarımız olur. Sosyal aktivitelere yapabileceğimiz harcamalar olur. Bunlar bizim aslında üzerinde tasarruf da yapabileceğimiz bir gider tablosudur. Şimdi hocam, burada aile ekonomisi dedik. Evet, bir de ev ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu katılımcılarımız kendi çözüm önerileriyle, küçük birer satır da olsa, birer cümleyle açıklayabilirlerse, bize bir katılım sağlayabilirlerse çok memnun kalırız. Yani bu ev ekonomisine nasıl katkı sağlayabiliriz bizler? Evet, kendilerince nasıl çözümler üretmişler kendi hayatlarında? Onları bir iki cümleyle sohbet kısmından alabiliriz. Hemen buradan ben aktarım yapacağım. Şeyda Derya Barış hocamızın bir ifadesi var. Onu okuyalım hemen. İnsan ekonomisinde ihtiyaca göre değil, keyfe göre harcama yapılırsa ihtiyaçtan fazlası hizmet ve eziyet, keyfimiz de ancak kalarak sıkıntıya doğru yol alacaktır demiş. Gerçekten güzel bir ifade. Buna katılmamak mümkün değil. İnsanlar ihtiyaçlarını ve isteklerini birbirinden ayırmadıkları sürece, isteklerini ihtiyaç haline getirip aslında lüks olan bir şeyi kendilerine ihtiyaç gibi gördükleri sürece gelir ve gider tablosunda muhakkak açıklar oluşacaktır, değil mi hocam? Tabii ki hocam. İşte bizim burada en çok ihtiyaçlarımız neler, isteklerimiz neler? Şöyle bir durumumuz mevcut maalesef ki biz istekleri ihtiyaçlar listesine aktarmışız. Evet. Ve bunun farkında değiliz. Yani şöyle ki, küçük bir örnek vermek istiyorum. Dışarıya çıkıyoruz, bakıyoruz böyle müthiş bir indirim var. Ve kesinlikle ihtiyacımız olan bir şey yok. Fakat biz diyoruz ki ya bu indirimde benim bunu muhakkak almam lazım. Muhakkak almalıyım diyerek de bunu bir istekten ihtiyaca çeviriyoruz. Evet. Evet. Handikaplara çok kapılıyoruz aslında. Çünkü aşırı bir şekilde hani medyada da sürekli bunların böyle insanların hep önlerine sürmesi insanlara vazgeçilmez bir şekilde artık onları almaları gerekiyor diye bir durumu da getiriyor. Reklam sektörünün zaten hocam en önde şeylerinden bir tanesi odur. Sanki bir şeyleri kazanıyormuş gibi yaptırıp aslında pek de bize bir şey kazandırmamak. Yani çoğu yerde görmüşüzdür ve farkındayızdır da. Örneğin küsuratlı yapılır hep reklam tabelalarında. Yani örneğin 20 lira denmez. 19.90. Yani o 10 kuruş olmasa ne olacaktı acaba? Değil mi? Bizim gözümüzde 19 görünür. Kesinlikle o 99. Evet, algılama reklam sektöründe hocam, halkla ilişkilerde de bunu görmüştüm ben ders olarak. Reklam sektöründe insanların gözlerine hitap edilir. Müzik olarak insanlara hitap edilir. Özellikle ifade ettiğimiz gibi görsel olarak insanların algılarıyla çok güzel oynanır. Hocam burada zaten beyin önce bir gördüğünü gerçek olarak kabul ediyor. Evet. Yani anlama noktası bir sonraki aşama. Hani biraz orada belki birkaç saniye, 5-10 saniye müsaade etsek aklımıza, ya yani şunu görsel olarak aldığını bir anlamaya çalışsın, algılamaya çalışsın. Acaba orada ne var? Bunu elimize bir vermemiz lazım. Bu müsaade etmemiz gerekiyor. Hocam sesleri hemen kapatıyorum ben. Müsaadenle. Tekrar mikrofonunu aç lütfen. Evet hocam. Mikrofonunu açarsa. Tamam. Tamam. Evet.
Birkaç tane isterseniz okuyalım yine. Yeliz Aydın hanımefendi, ihtiyaca göre alışveriş yapılmalı, istekleri onu geçerse sıkıntı başlar, bir desinlere gidilmemeli. Evet, bu ifadeye de çok gerçekten katılmamak mümkün değil. Kilit şeylerden, böyle kilit noktalardan bir tanesi, insanlar desinler diye bir şeyler yapmak. Evet hocam, yani onlar da var, bende yok durumu. Evet. Bende de olması gerekiyor. Bu bende bir olması tane varken başka bir tane daha almak. Aslında evet. Biraz önce yine ihtiyaçlar ve istekler kısmını tekrar tekrar gündeme getirmiş oluyoruz bu sebeple. İhtiyaç olan bir şeyi yapmak yerine istek olan bir şeyi yapmak. Onu ihtiyaç haline getirmek, sonra da dinleyicimizin ifade ettiği gibi desinler kısmına, o girdaba kapılıp hiç de gerekli olmayan şeyleri almak ve aile bütçesini maalesef çok çok zedeliyor. Evet. Zinnire Çavuş hocamız, çok özür dilerim. Zinnire Çavuş hocamız, çok fazla çünkü mesaj var. Okumasam olmayacak. Kesinlikle böyle ara ara ifade edelim. Zinnire Çavuş hocamız, kira fatura gibi zaruri harcamalar çıkarıldıktan sonra gider için bir miktar belirleyip ona göre harcamada bulunmak işe yarayabilir demiş. Güzel bir bakış açısı. Emine Hanım, ağacın yük olup suyun yetersizliğine neden olan dalları budanması misali demiş. Evet. Güzel bir benzetme. Evet, evet. Gülden Bulur, kapitalist düzende istekler reklamlar aracılığıyla bize ihtiyaç olarak empoze ediliyor demiş. Çok güzel bir tespit. Evet. Hocam, göze hitap ediyorlar. Evet. Gözümüz evet. Maalesef ki gördüğünü alıyor. Yani beynimizin onu algılamasına biz birkaç saniyeyle müsaade edemiyoruz, etmiyoruz. Evet. Burada işte bu handikapı kazanıyor. Devam edeyim mi hocam? Tabii hocam. Mesajlar birikmiş. Sevilay hanımefendi, özellikle pazardan haftalık yiyeceğimiz miktar kadar almalı, fazla alıp çöpe atmak olmamalı diyor. Yapmamalıyız bunu diyor kendisi. Doğru söylemiş tabii ki. Evet hocam. Melek Şefak'ı, bence öncelik ihtiyaçlar karşılanmalı, akabinde para durumuna göre sosyal isteklere yer verilmelidir demiş. Esra Hanım, dünyanın sorunu açlık değil, israf içindeki zenginliktir. Çok çok güzel bir ifade. Hani İbni Haldun'un ifadesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İnsanların gözlerinin doymadığından bahsediyordu. Açlık duygusu aç olmaktan çok daha kötü ve doyurulamaz bir şey. Kesinlikle hocam. İşte İsteklerimizi zamana yayarak, erteleyerek gereksinimleri ön plana almalıyız demiş Pınar Taşınma. Asiye Türkan hanımefendi, alışveriş için evden çıkarken liste hazırlamak faydalı olur diye düşünmüş, düşündüğünü ifade etmiş. Bu da evet, kesinlikle çok önemli. Evet, alacağımız hocam, şeylerin dışına çıkmamak değil mi? Liste yapıp alacağımız şeylerin dışına çıkmamak. Buyurun. Özellikle mutfak masrafları dediğimiz, bunun üzerine birçok böyle güldür programları da aslında mevcut. Bir kadının mutfak masraflarından kısarak aslında neler elde edebildiği çok güzel bir şekilde fark edilebiliyor. Çünkü mutfak bölümü çok bambaşka bir şey. Yani bizim her zaman için elimizde bir listemizin bulunması gerekiyor. Bir markete gittiğimiz vakit biz neyi alacağımızı karıştırabiliyoruz, unutabiliyoruz ya da hiç ihtiyacımız olmayan şeylere elimizi atabiliyoruz. Ama listemiz elimizde olduğu müddetçe ben bunları alacağım. Çünkü şu an ihtiyacım olanlar bunlar. Gerisi benim ihtiyacım değil. Çok beğendiğimiz bir şey mi var? Bir bırakalım ona, bir hakikaten benim ihtiyacım var mı? Kendimize birkaç gün müsaade edelim. Hakikaten o olmasa da olur mu? Bir. İşte burada o ayırdığımız birkaç günlük süre zarfında bizim ona ihtiyacımız olup olmadığını zaten çok net bir şekilde görebileceğiz.
Burada da bu yüzden unutmayalım, mutfaktan çıkmadan önce listemizi hazırlayalım. Marketlerimize Evet. gitmeden önce. Hocam, Sözler yazı kalır hocam. Böylelikle. evet, sunuma devam etmek ister misiniz? Yoksa burada 28 tane mesaj var. Hocam biraz devam edelim tekrardan. Siz ara ara yine okursunuz inşallah. Tamam hocam, buyurun. Şimdi biz ev ekonomisine katkı sağlamayı söyledik. Şöyle bir tekrardan atasözüyle devam etmek istiyorum. Atalarımız bu konularda çok güzel sözler söylemişler. Akşamdan kalan aş ağız yakmaz diye. Sözüne binaen aslında ev ekonomisine katkı sağlama noktasında yapabileceklerimiz fazlaca mevcut. Basit şekilde ev içerisinde yapılan dikkatli kullanımlar, tasarruf olarak nitelendirdiğimiz tutumlarımız bu konuda işimizi epey kolaylaştıracaktır. İşte bu dikkatli kullanım noktasına getirdiğimiz hocam. Evet, bizim zaruri giderimiz olan faturalarımız, fakat üzerinde dikkatli bir kullanım sağlayabilirsek bunlardan da tasarruf edebileceğimiz gözden kaçmayacak bir durum. Aynı şekilde bütün hanımlar bilirler aslında makinelerin ne şekilde çalıştırılması gerektiğini, hangi vakitlerde. İşte bunlar aslında çok püf noktalar ama bizi tasarruf açısından gayet iyi yerlere getirecek bir durum. Damlaya Belki damlaya. Küçük gibi görünen şeyler değil mi bunlar? Ama Peki onlar hocam. Küçük küçük şeyler büyüyor ve büyük bir şey haline geliyor. Hocam Bazı şeyleri küçümsememek gerekli sanırım. hani boşuna demiyorlar damlaya damlaya göl olur diye. Evet. Bizler aslında biraz fazla atasözlerine yer veriyoruz ama tam da yeri yani. Öyle de Evet, söylemek güzel lazım. söylemişler. Yapacak bir şey yok. Hocam ben en başından çok az gibi görünüyor. Fakat bir ay sonrasında biz buna bir baktığımız vakit, el attığımız vakit koca bir dağ haline gelmiştir. Bu bizim işimizi fazlasıyla aslında kolaylaştıracak. Ve biz şimdi burada ailede ekonomi başlığı diye affedersiniz slaytımı. Ailede ekonomi başlığına gelmeden önce hocam karikatürlerimizden de görüldüğü gibi tasarruf. Evet, onu göstermesek olmaz. Evet. Aynen, biraz mizahi bir yaklaşım da sergileyelim. Zaten için için yandığımız bir konu ama biz onun mizahi yaklaşımını da esirgemeden devam edelim diye. Şimdi tasarruf sadece ne diyoruz aslında, yoklukta değil, aynı zamanda varlıkta da hiçbir şeyi ziyan etmemektir. İllaki hani yok diye tasarruf etmeye kalkışmayacağız. Şöyle bir şey söylerim ben sürekli. Bir çocuğa her zaman için varlıkta da yokluğu öğretmek lazım. Yani bunu sadece aslında çocuklar için değil de hepimiz için geçerli bir durum. Varlıkta da biz yokluğu bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam edersek aslında daha refah bir seviyeye de yükselebiliriz bu konuda. Şimdi şöyle bir duruma el atmak istiyorum. Ailede bütçe komisyonu oluşturmak, aile içi beraberliği perçinleyen ve iletişimin had safhaya ulaştığı, o demokrasinin temellerinin atıldığı bir alandır. Şunu biz söyleriz hep, aile, her aile minik bir devlettir. Ve bu devlet içerisinde yönetilmeyi bekleyen, oluşturulması gereken de komisyonlar vardır. Burada aile içi huzurun sekteye uğramaması, herkesin söz sahibi olduğu, fikrinin dikkate alındığı bir ortam dizayn edilmeli aslında. Bu ailedeki her bireyin insan olarak da aslında değer görmesi bu aşamalarda gerçekleşir. Yani burada aile içerisinde çocuklar birey olarak kabul görülmeyi fark ederler. Birey olarak ben bir bireyim, ben varım, ben ailem tarafından kabul ediliyorum. Ve daha sonra ben toplum tarafından kabul ediliyorum. Ben varım yani. Burada bir benliği de oluşturmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bu öz saygı diye nitelendirdiğimiz
özgüven olarak kullandığımız tabirler de aslında bu komisyonların seyri akabinde şekillenmeye devam ediyor. Ve biz burada hocam ekonomik problemlerin bir de çiftlerde ortaya çıkardığı stres durumları var. Bunlara da el atmadan geçmeyelim. Tabii ki. Şimdi hocam ekonomik problemler küçük şeylerin büyüyerek kavgaya dönüşmesine sebebiyet veriyor. Çok ufak ufak durumlar. Daha sonra koca ve geri dönüşü olmayan kavgalara da sebep olabiliyor. Geri dönüşü olmayan yollara da çıkabiliyor. Ve mevcut durumda birbirlerini suçlamalarına gelebiliyor. Maalesef ki psikolojik ya da fiziksel şiddete sebep olabiliyor. Burada eve gelmek istememe durumu gerçekleşiyor. Alkol ve sigara tüketiminde artışa sebep olabiliyor. Yani bu hem bizi ekonomik olarak zaten ciddi bir yıpratmaya sebep olacak, hem de psikolojik olarak da bizi yıpratacaktır alkol ve sigara tüketimindeki artışın. Depresyon ve panik atak gibi psikolojik hastalıklara sebep olabiliyor. Strese bağlı saç dökülmesi, hepimizin de bildiği gibi mide ülseri diyoruz. Midenin baş düşmanı strestir maalesef ki. Hipertansiyona, kalp ve damar hastalıkları gibi fiziksel hastalıklara da yol açabiliyor. Aynı şekilde kadınlarda ve erkeklerde cinsel isteksizliğe de sebep olabiliyor ekonomik problemler. Bir de ekonomik problemlerin çocuklarda ortaya çıkardığı stres durumları var. Burada hocam, çocuklara evde yaşanılan problemler yaşlarına uygun olmayan bir şekilde yansıtılırsa 7-8 yaş öncesi çocuklar durumu tam olarak kavrayamasalar da stres ortamından kendilerini suçlayarak ne yapacaklarını bilemedikleri ve duygularını da tam olarak ifade edemedikleri için ya daha fazla içe kapanıp ya da agresif ve saldırgan davranışlar maalesef ki sergiliyorlar. İşte aynı zamanda uykuya dalmakta güçlük çekmeyi ve uyumak istememe onun akabinde geliyor. İştahsızlık ya da tıkanırcasına yeme durumları meydana geliyor. Okula gitmek istememe oluşuyor. Derste konsantrasyon bozukluğu, kardeşler arasında kavgada ve ağlamalarda artış, tırnak yeme, alt ıslatma, bu tür benzeri davranışlar. Arkadaşlarına da ya da oyuncaklarına hırçın davranma, aşırı televizyon izleme ya da bilgisayar oyunları ile gerçek dünyadan bir kaçış davranışları sergilemeye başlıyorlar. Bu 8-15 yaş arası çocuklar durumun farkında olup elinden geleni yapmak isteyecek ve işbirliğine de aslında açık olduklarını hissettireceklerdir bize. Ancak bu ergenlik döneminde özellikle arkadaş çevresinden, izlediği filmlerden etkilenebildikleri için param olmazsa ben dışlanırım. Bu korkuyla kendilerine bir güvensiz, değersiz hissedebiliyorlar çocuklar. İçe dönüp eve kapanabiliyorlar. Derslere konsantre olmakta güçlük çekebiliyorlar. Depresyon gibi psikolojik sorunlar da yaşayabiliyorlar. Ve bizim burada çocuklara aslında ekonomik problemler aktarılırken onların taşıyabilecekleri kadar yansıtılmalı. Onlardan nasıl bir destek beklediğimiz açıkça anlatılmalıdır hocam. Yani burada dolaylı bir anlatıma gerek yok. Ne kadar şeffaf olursak, ne kadar açık ve net olursak onlar da bize o şekilde gelmeye devam edeceklerdir. Evet hocam, burada dinleyicilerimizin devam eden mesajlarından bakabilirsiniz. Birkaç tanesini. Tabii ki. İhtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız diye bir yorum var. Yeliz Aydın hanımefendi, aslında her şeyde her yönden bilinçli olmak diye bir ifade kullanmış. Tabii ki öyle. Her noktada mümkün olduğunca farkındalık varsa
insanlarda, bireylerde, toplum içinde bu böyle. Çünkü her şey öncelikle bireyde başlıyor. Sonra aile, sonra toplum, sonra ülke ve devamı. Değil mi? Evet. Tabii ki hocam. Burada zaten birey olarak, yani bir aile içerisinde nasıl yetiştirmeyle başlıyoruz işin içerisine. Çocuklarımıza bunu nasıl verebiliyoruz? Nasıl vermemiz gerekiyor? Çünkü dediğimiz gibi aile içerisinde yaptığımız, o çocukları yetiştirdiğimiz her şekil onların ileriki yaşamında nasıl bir insan olduklarını ortaya çıkaracak. Yani ilk etapta da verdiğimiz o kumbara örneği, bir biriktirme, biriktirme alışkanlığının kazandırılması ilerleyen zamanlarda israftan kaçınmasına sebebiyet verecektir. Elindekilerinin kıymetini anlayabilmede yol gösterecektir. Bir şeyleri elde etmek için haz öteleme durumunu gerçekleştirecektir. Sabrı öğretecektir. Ekonomi diye bakıyoruz aslında ama işin altından öyle şeyler çıkıyor ki, yani bizim kişiliğimize varıncaya kadar kişiliğimizi ne şekilde ortaya bırakabiliriz, ne şekilde bir yapı oluşturabiliriz, bunlara kadar gidiyor bizim bu durumdaki. Evet, ekonomik ortamın kişiler üzerindeki psikolojisi üzerindeki etkilerinden de etkinliklerimizin ileriki bölümlerinde inşallah bahsedeceğiz. Bu arada etkinliklerimizin bir demo şeklinde olduğunu unutmayalım sevgili dinleyicilerimiz. İlerleyen, buyurun hocam, buyurun. Bunlar çünkü biz böyle üstünkör bir şekilde alıp genel hatlarıyla anlatmaya çalışıyoruz ama söylediğimiz her konu kendi içerisinde müthiş bir dağılıma sebep, dağılım içerisinde hocam. Müthiş bir dallanma, budaklanma var. Bunlar hepsi detaylı bir şekilde anlatılacaktır inşallah etkinliğimizin dediğiniz gibi ilerleyen aşamalarında. Evet. Esra Telloğlu hocamız, minimalist yaşam düzenini hayata geçirmek gerek demiş. Didem Akbaş, bir kot pantolonun ya da bir sweatshirt için yapımında tonlarca su harcandığı bilgisi şaşırtmıştı beni demiş. İsraf, tüketim maalesef demiş. Asiye Türkan Hanım, alışveriş asla aç olarak gidilmemeli. Kıyafet alınacaksa dolaba bakılmalı demiş. Güzel bir yöntem. Çok güzel bir yöntemle yaklaşmış evet. Hocam. Hakikaten de öyle. Tıpkı hocam bu bizim belki de küçükken de yapılan bir şeydi. Çocuklar dışarıya çıkarılmadan önce iyice bir doyurulurdu. Çocukların evet. Evi bir doyurup ondan sonra dışarıya çok rahat bir şekilde çıkabiliriz. Yani çocuk tabii her şekilde yine acıkacaktır. Belki öncesinde hani bir doyurmak daha makbuldür diye. Aynı şekilde bizim de kendimize evet. Uygulayacağımız bir durum. Devam edelim. Halime Gültekin, kıyafet için harcadığımız paraların boşa gittiğini pandemide öğrendik. Bu tecrübe oldu demiş. Ne bir davete gitmek kaldı ne de dışarıda tadıyla tuzuyla gezmek. Evet, pandemi aslında olumsuz yönleriyle birlikte bizlere çok farklı şeyler de, kritik şeyler de öğretti diye düşünüyorum ben. Tabii ki hocam, aslında her şerde bir hayır vardır sözüyle birlikte. Çok olumsuz bir durum gibi göründü en başında. Halbuki biz içimize döndük. O kadar çok evlerimizi tıktığımız, o dolaplarımızda üst üste yığdığımız şeylerin aslında bir öneminin olmadığını gördük. Çünkü kimi zaman dolabımızda bulunan şeyleri dışarıda gördüğümüz vakit almadığımızda müthiş bir üzüntü duyuyorduk. Ben bunu nasıl alamadım? Benim bunu alacak kadar bile param yok. Ben böyleyim, ben şöyleyim diye bir müthiş bir üzüntü içerisine girdik. Ama öylerken onların aslında bizim hayatımız için hiçbir öneminin olmadığını da fark etmiş olduk belki de bu sayede. Evet. Şimdi burada iki tane daha mesajı okuyarak sunumumuza devam etmenizi isteyeceğim hocam.
Burcucan, üretici olmayan toplumlar tüketici olurlar. Üretim sadece ekonomi olarak düşünmemelidir, düşünülmemelidir diyerek vurucu bir ifade kullanmış. Çok çok güzel. Evet, üretici olmayan kişiler ya da toplumlar tüketicidir. Çok yerinde bir tespit olmuş. Mesut Bey, Nurettin Topçu Üstad çok güzel söyler. Eşyalar insanlar ile tanımlanıp kıymet bulurken şu anda insanlar eşyalar üzerinden kıymet bulmaya başladı der. Tabii ki Nurettin Topçu'nun bu ifadesine de katılmamak mümkün değil. Kesinlikle hocam. Evet. Buyurun hocam, devam edelim lütfen. Hocam şimdi biz ekonomi diye başladık. Bütçeden girdik. Gider gelirlerin hepsine bir değinmeye çalıştık. Ama bizim kilit noktamız az evvel de Esra hocamızın belirttiği gibi minimalizm. Yani biz bu minimalizmi ekonomide nasıl bulundurmamız gerekiyor? Birkaç satır arasında minimalizmi de vermeye çalışalım. Tabii ki ben yine katılımcılarımızı biraz yoracağım. Yani burada minimalizm bize neyi çağrıştırıyor? Sadece böyle afilli bir kelime olarak mı var minimalizm? Evet, ben minimalistim, minimalistim ama nasıl minimalistim? Ya da nedir minimalizm diye bir katılımcılarımızı da tekrardan yormak adına. Evet, Didem hocamız kesinlikle minimalizm hayata geçirilmeli, minik minik hayata uyarlanmalı, eşyandan isteklerinden çıkarmak diye ifade etmiş. Minimalist yaklaşımı bu şekilde düşünüyor. Esra Tellioğlu, ihtiyaca göre evde eşya. Çünkü biz eşyaya hizmet eder olduk demiş. Yasemin Taş hocamız, işletmeler benzer hizmet sunan pazar payına sahip olmak ve sürekli pazar payını artırmak için yeni stratejiler geliştirmiştir. Kara kutu olan beynimizin haz merkezlerini uyandırarak insanların alım gücünü artırıyorlar demiş. Kesinlikle doğru. Biraz önce de hani konumuzun içeriğinde bahsetmiştik. İnsanların algılarıyla ve haz noktalarıyla oynamayı çok çok iyi biliyorlar. Çünkü bunun eğitimini aldılar. Tabii ki hocam. Aslında herkes işini yapıyor. Evet. Herkes işini yapıyor. Bizim de burada beynimizin işini yapmasına müsaade etmemiz gerekiyor sadece. Çünkü bizim algılarımızın biraz zamana ve düşünmeye ihtiyacı var. Öyleyse onlar nasıl işlerini yapıyorlarsa bırakalım bizim bedenimiz de işini yapsın. Biz de algılarımızla her daim oynandığının farkında olalım diyorsunuz. Aynen. Evet, Esra Tellioğlu devam etmiş. Minimalist düşüncede doğru 10 parça kıyafetin yeterli olduğunu söyler üst giysi olarak. 10 tane 10 parça giysinin kıyafetin yeterli olduğuyla ilgili bir kriter olduğunu söylüyor Esra Tellioğlu minimaliste. Sevda Erdem hanımefendi, o kadar çok kıyafeti vardı ki pandemide bir pantolon bir tişört ile geçirdim. Hepsini kaldırdım. Şu an minimalizm 2-3 parça kıyafetle yaşıyorum demiş. Demek ki yaşanıyormuş değil mi? Evet hocam, işte kaç kıyafetle de parça kıyafetle de yaşanıyormuş. Yani olmasa da oluyor. Olmasa evet. Da biz nefes alabiliyoruz. Hayatımıza evet. Devam edebiliyoruz. Yürüyebiliyoruz. Çok sıkmamak lazım. Çok kendi kendimizi strese sokmamak lazım bu konuda. Tıpkı dediğim gibi hani bir şey alamadığımız zaman ben bunu nasıl alamadım diye böyle kendimize yükleniyoruz. Ben bunu alamayacak kadar düştüm mü? Bu kadar kendimizi hor görmemeliyiz aslında. Evet. Emine Kapusuz, ihtiyaçları karşılamak, asgari düzeyde tutmak giderleri asgari düzeyde tutmak olarak ifade etmiş. Minimalist yaklaşımın çağrıştırdığını. Dilek Eser, biz eşyaları değil eşyalar bize hizmet etsin. Az ve öz eşya demiş. Çok güzel.
Necdet hocamız minimalist yaşam sade yaşam olarak bilinir. Lakin en minimalist yaşam bile sade olmaktan uzaktır diye bir ifade kullanmış. Asiye Marmara, fazlalıklardan kurtularak sade olarak devam etmek. Didem Akbaş, evet, bu soru hep sorulmalı, olmazsa ne olur? Olmasa da oluyor. Olmasa da oluyor. Evet, olmasa da olan bir şey için hayatımızı heba etmeye gerek yok, değil mi? Olmazsa ne olur? Hocam pandemi sürecinde çok güzel gördük. Olmazsa evet. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yaşamımızdan bir şey eksilmedi, değil mi? Evet, yaşamımızdan yani bir şey. Yani bir kıyafet değil. Daha alamadığımız için yaşamımız eksilmedi. Hala yani, nefes alabiliyoruz. Dediğiniz gibi bir kıyafet alamadığımız için sabah kalktığımızda 5 saniye sonra mı nefes aldık? Hayır. Yine aynı şekilde devam etti. Ve Yeliz Aydın hanımefendinin de ifadesi çok güzel. Gözüme takıldı burada. Demiş ki yemek konusunda resmen çöp yiyormuşum. Şu an tam minimalist yeme tarzındayım demiş. Tabii ki ekonomik noktada hani bu mutfak masraflarının abartılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu değil mi hocam? Yani aynı kıyafetlerde ya da eşyalarda, farklı şeylerde olduğu gibi yemek yeme alışkanlıklarımızda da biz isteklerle ihtiyaçlarımızı birbirine karıştırdık. Tabii ki hocam. İşte burada zaten isteklerimiz neler, ihtiyaçlarımız neler? Bunları belirtmemiz gerekiyor. Biz sadece minimalizmi eşyalarla sınırlamamalıyız. Yani bizim mutfak olarak, yiyecek olarak da çok israf ettiğimiz durumlar var. Ve zamanımız da var. Evet. Yani burada da aslında değineceğiz de ben biraz erken davrandım. Evet. Zamanı neye harcıyoruz? Evet. Neye kullanıyoruz, değil mi? Aynen. Sevil Hanım'ın ifadesini de okuyarak hocam size tekrar söz vermek istiyorum. Bir toplum çok üreterek değil, az tüketerek gelişir demiş. Evet, tabii ki artık ne ürettiğimiz ve ne tükettiğimiz önemli bu noktada. Aynen hocam, yani evet. Üretmeyerek tamam tüketimimizi az kılacağız ama ne konularda da üretmemiz gerekiyor. Bunlara da bir dikkat kesilmek gerekiyor aslında. Şimdi, evet, katılıyorum. Buyurun. Çok güzel şeyler söylediler. Hepsinin yüreğine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam, biz birkaç satır arasında minimalizmi şöyle bir ele alalım. Girdiler ve çıktıların saptanarak masaya yatırıldıktan sonra dedik evimizde kalanların ne şekilde idare edileceğini kestirebilmek gerekir. Burada Van der Rohe'nin güzel bir sözü var aslında. Fakirlik, yoksunluk, eksiklik değildir minimalizm aslında. Aksine bilinçli bir tercihtir. Zor olanı seçmektir, azla çok yapmaktır. Az bulunuyor elimizde ama bizim bunu çoğa çevirmemiz çok da mümkün aslında. Ve minimalizm küçük bir çerçeveden aslında bakıldığında daha küçük alanlarda, daha az eşyayla ve daha az tüketerek sahip olduklarımızı da daha etkili bir şekilde kullanmak, ihtiyaçlarımızdan fazlasına yer ve zaman ayırmamak. Hocam burada bizim zaman konusunda elde etmemiz gereken de bir minimalist yaklaşım vardır. Zamanı neye harcıyoruz? En geri dönüşümü olmayan şeydir zaman. Bir tek zamanı geri getiremeyiz ya. Ve yaşamın her alanında yükleri bırakmayı, korkudan, suçluluktan, endişeden ve depresyondan sıyrılmayı, etrafımızı çevreleyen tüketici kültüründen bağımsızlaşmayı içeriyor. Bu tüketici kültürünü bir kenara bırakacağız yani, onu bir bırakmayı bileceğiz aslında. Ve yanlış olan bir şeylere sahip olmak değil ana problem. Burada sağlığımızın, ilişkilerimizin, kişisel gelişimimizin, hayallerimizin ve tutkularımızın bu tüketim çılgınlığı içinde kaybolması ve geri planda kalmasıdır aslında. Doyumsuzluğumuzu ve tatminsizliğimizi ortadan kaldırmamıza, yaşam amacımızı keşfetmemize,
daha fazla üretmemize ve daha az tüketmemize, birer olarak da gelişmemize ve kendimize de yatırım yapmamıza aslında olanak sağlıyor minimalizm. Şimdi minimalizmin belli kuralları, sınırları, çerçeveleri ve formülleri yok aslında. Minimalizm yolculuğunu radikal bir değişim yerine küçük adımlarla düşünce biçimimizi, eylemlerimizi ve alışkanlıklarımızı aslında değiştirerek çok rahat bir şekilde başlayabiliriz. İşte şu anki durumumuza bakıp daha anlamlı bir hayat için hareket etmeye başlayabiliriz hocam aslında minimalist yaklaşımda. Öyle diyerekten minimalizmi de aslında ekonomimize nasıl ekleyebiliriz, nasıl devam edebiliriz, nasıl daha huzurlu bir hayat yaşayabiliriz anlamında ilerleyebiliriz inşallah. Evet, birkaç tane daha yorum ister misin hocam? Tabii ki hocam. Evet. Gülden Bulur. Minimalist düşünce bence olgunluk belirtisi. İnsan yetinmeyi bilince ve başkaları için kendini dönüştürmeyi ve harcamayı bıraktığında olgunlaşıyor aslında demiş. Tülin Oruçoğlu. Aslında İslam'ın tavsiye ettiği kanaatin ismini modernleştirip bize sunuyorlar. Kendi isteğimizle her şeyde azla yetinip fazlasını Allah için harcamak olarak minimalistliği kendi yorumuyla burada ifade etmiş. Çok çok güzel aslında. Mesut Zavalsız, bir tane yabancı iş adamının amaçları minimize etme ile alakalı güzel bir tekniği vardır. Şu hayattaki amaçlarını yaz. 25 tane amacını yaz. En önemlisinden en önemsizine bu amaçları sırala. Sonra ilk 5'ini yuvarlak içine al. Kalan 20'sini sil at demiş. Evet, güzel bir teknikmiş bu da. Sanal alışveriş uygulamaları ve sosyal platformlardaki reklamlar internet alışverişini teşvik ediyor. Bu konuda da dikkat etmemizde fayda olabilir demiş Niko Media. Evet, son olarak da Yasemin Taş, daha az eşya, daha az mutluluk anlamına gelmez. Tarzınıza uygun, verimli ve kaliteli bir eşya, bir kenarda tutulacak birçok eşyadan daha iyidir diye noktayı koymuş. Teşekkür ediyoruz Yasemin hocamıza. Çünkü hocam bu alınan eşyaların aslında nasıl ki alanımızı daralttığı gibi bizim beynimizde de hepsi, kafamızın içerisinde de birer birer yerleri kaplıyor. Fazlasıyla yer kaplamasına müsaade ediyoruz. Yani bu kadar çok malzemenin bizim beynimizde gasp etmesine müsaade etmemeliyiz aslında. Alanımızı da genişletmeliyiz bu alanda. Evet, gereksiz şeyler gereklilerin yerini alınca gereklilere yer kalmıyor bence. Yani bir şekilde bir boşluk varsa boşluğu muhakkak bir şeyler dolduruyor. Doldurduğumuz o boşluğu nelerle doldurduğumuza dikkat etmeliyiz. Bu hayat için de böyle, insanlar için de, aynı şekilde eşyalar için de. Umarım farkındalık dolu bir hayat yaşarız diye temenni etmekten başka diyecek bir şey yok. Son olarak Mesut Zavalsız bir ifadede bulunmuş. Dışarıda açık bir büfe, bir yerde kahvaltıya gidiyorsun. 30 çeşit önüne yiyecek geliyor. Belki bunların 25 tanesinin tadına bakabiliyorsun. O zaman bizim açlığımız nerede demiş. İşte dediğimiz gibi bizim açlık duygumuz, o açlık hissinden, midemizin açlığından çok fazla. Bizim derdimiz bu zaten. Yani öncelikle bir bakarak gözlerimizi doyurmalıyız. Daha sonra bir midemize yönelebiliriz. Hani dediği gibi aslında açlığımızı hissedemiyoruz. Müsaade etmiyoruz yani buna. Bir algılamaya müsaade etmek gerekiyor. Beynimiz bunu bir ölçsün, tartsın, algılasın.
Buna müsaade ettikten sonra yolumuza devam edebiliriz inşallah. Evet. Fatma Uyanık önce gözler doymalı demiş. Size katılarak sanırım. Evet hocam, sunumun sanıyorum sonuna gelmişiz. Son slaytı görüyorum. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Son ifadelerinizi alabilir miyiz? Hocam, kıymetli vakitlerini, zamandan bahsettik. Zamanımızı neye ayırmalıyız? Bu son bir saat içerisinde kıymetli zamanlarını ayırdıkları için tüm katılımcılara çok teşekkürlerimi, saygılarımı iletiyorum. Keyifle bahsettiğimiz bir konu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Evet, dinleyicilerimizden, katılımcılarımızdan da size teşekkür babında ifadeler var. Ben de kendi adıma size çok teşekkür ediyorum. Güzel pencereler açtınız. Tabii ki kısa bir süremiz vardı. Bizim için kısa bir vakit. Lakin ifade edeceğimiz gibi ileriki haftalarda sunduğumuz bu programların daha ayrıntılı şeklini DÜSÖDER'in, yani Dünya Sosyologlar Derneği'nin ve Müslüman Aile Eğitim Kurumu'nun bünyesinde yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca bu katılımcılarımızın bir şeye daha dikkatini çekmek isterim. Sosyolog dergimiz, sosyologların bir araya gelerek kendilerini ifade ettikleri toplumsal sorunlara insani çözümler bulmaya çaba sarf ettikleri bir dergi. Dergimizi de inşallah okurlarsa internet sitemizde aynı şekilde şu an sitemizde var. Sosyologdergisi.com olarak girerlerse orada birbirinden güzel ve çözüm önerileri sunan yazılara inşallah görecekler, yazıları görecekler. Evet, burada ben Necdet Hocam'ı görüyorum. Necdet Hocam, sizi birazcık mikrofonun başına alıp bir iki kelam dinlemek isteriz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Rica ederim. Hoş geldiniz. Sunumu gerçekleştiren Serap Hanım'a ve siz yardımcı olan Deniz Hanım olarak teşekkür ediyoruz. Güzel bir konuydu. Hayatın ihtiyaçlarla istekler arasında dönüp dolaştığı bir dünyamızda ailenin de ihtiyaçlarının, yani iktisadi durumunun önemine dair bu güzel çalışma için tebrik ediyoruz. Tabii ki her hafta farklı bir aile konusunda farklı bir bakış açısıyla farklı bir konular ele alınacaktır. Bunu da biliyoruz. Buraya katılan ve önem gösteren herkes bilsin ki elbette ki aile olmak çok önemlidir. Ancak sürdürülebilir olması ekonominin, sosyal hayatın vazgeçilmez bir şeyidir. Olmazsa olmazıdır. O sebeple de bu yapılan çalışmayı her platformda hem duyurabilme noktasında imkanları varsa duyursunlar, hem de katılabildikleri kadar katılsınlar. Bizim farklı bakış açımız var diyorlarsa onu da burada paylaşsınlar. Bizim için bu fikirler çok önemli. Her doğru bizden üretilmeyebilir. Fikir üretebilecek insanlar da mutlaka aramıza gelecektir. Ve biz de onlardan fayda bulacağız. Hep birlikte daha güzel yarınları inşa etmek adına onları aramızda görmemiz bizim için değerlidir. Onlar da bu değeri hep birlikte bizimle paylaşabilirse bizi mutlu eder. Şimdiden katıldıkları için herkese teşekkür ediyorum. Hocam, güzel temennilerinize biz de katılıyoruz. Serap Hocam, bu güzel günü, akşamı bize yaşattığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katılımcılarımıza kendi adıma ve DÜSÖDER, ayrıca Müslüman Aile Eğitim Kurumu adına, Asiye Türkan Hanımefendi adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine saat 21'de farklı bir konu ve konukla birlikte olacağız. Biz burada olacağız. Sizler de umarım
Ekranlarınızın başında olursunuz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.